O da dışarıda kalmış, giremiyor içeri, gördün mü? Bakayım, almayacağım içeri, nereden gireceğim? Göreyim seni bakayım. Elbet bir çıktığın yer var. Oradan gireceksin. Evet. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunlar bizim sofiler. Sen çıkmayı bilirsin he. Hadi bakalım, girmeyi becerebilecek misin? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bir tane tavuk çıkmış dışarı. Şimdi girmeye yarıyor kendine. Ana, çıkamadı, giremedi. Nereden girdiyse, çıktıysa dışarıya. Evet, dolaş bakayım. Göreceksin medeniyeti. He? Benziyor mu kaçma? Evet. Hop. Oynamayın be. Hadi bakayım. Gelebileceğim bakayım. Hep tepiniyor, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, bunlar da benim ayaklarımın altında dolaşmaktan bana rahat da vermediklerini siz de görüyorsunuz. Çıkabileceğim mi bakalım içeriye? Nasıl gireceğim? Göreyim seni. Şimdi yumurtaları da alma zamanı geldi. Şimdi inşallah yumurtaları da alacağım. Gördüğünüz gibi
6 tane yumurtamı da aldım. Hoppa, birini düşürdük kırılmadı. 6 tane yumurta da aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Şöyle gördüğünüz gibi bir günde 6 tane yumurta yapmış. Dün almıştık 30 tane, bugün de 6. Allah bereket versin. Onları da arabaya atalım. Çöpleri topluyoruz. Sonra temizliği yapıyoruz. Ben seni içeri almayacağım. Sen bakalım nereden çıktığını bir seni görmemiz lazım. Evet arkadaşlar, böyle hayat devam ediyor gördüğünüz gibi. Arkamdan geliyorlar. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Görüyorsunuz geliyorlar arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. Ve gördüğünüz gibi hepsi geldi arkamdan buraya kadar. Sizi gidi yaramazlar sizi. Sizi gidi beni tanımazlar sizi. Hay. Aşağı aşağı. Aşağıya. Gelin bakayım oraya. Aşağı çabuk çabuk. Aşağıya çabuk. Bu kadar yakın gelmeyin. Evet aşağıya, aşağıya. İn aşağıya bakalım. Aşağıya in. Bugün tam bir de bulmuş idik. Gelin bakalım. Ve bu renkliliği sanıyorum önümüzdeki günlerde soyutuya yaşayacağım. Mozaide ilişki Mehmet aileden geliyor ve anneannemin kıyafete ve terziye olan ilgisi, annemin bir mozaidinin olması ve teyzem, büyük teyze, tüm hanımların ailesi özellikle giyinmeye dair büyük bir ilgi ve beceri sahibi olması benim muhakkak ki mesleğimi bu kadar erken yaşta seçmemde ve uygulamamda en önemli etken oldu. Dolayısıyla mesleki olarak bir arayışta bulunmadığım için çok şanslıyım. Çünkü ülkemizde maalesef buna ulaşmamız bazen çok geç olabiliyor, bazen hiç olmayabiliyor. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Anneannemin annenin dönemlerine baktığımız zaman aslında dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu dönem malzemelerin çok kısıtlı olduğu, çok az sayıda kumaşları üretildiği ve çok az renklerin olduğu dönemde. Bu yüzden büyük bir kumaşlık sürecinden bahsediyorum. Ne oldu şekerim? Geldiler. Geldiler arkadaşlar. Kedi de burada. Horoz da burada. Tavuk da burada. Ot da burada. Evet, montu çıkar. Buraya al. Ondan sonra bakalım bir çare arayacağız. Dolayısıyla malzemenin ve doğanın bize verdiklerinin daha büyüğünü denerdi. Çünkü daha fazla savaş görmüşlerdi. Yokluğun gerçekten ne olduğunu biliyorlardı. Ve şimdi düşündüğümüzde 1950'li yıllarda bir kadının gardırobunda
Toplam bir yıllık gösterisi bir kıyafet sayısı 850. Şimdi siz bu sayıların sanıyorum bir hatta bazen iki sıfır çarpanıyla ayaklarını karışıyoruz ve kıyafetlerinde üç kısmını, %35'ini gardırobumuzdaki kıyafet hiç kullanmıyoruz. Ve daha özellikle kumaşları gerçekten nitelikli olarak kullanabilmek, bunu daha uzun zamana yayılan kaliteli ürünlerle buradaki yaklaşım hem doğal kumaşları bulabiliyorsa hem de bunları büyük bir özenle kullanmaya dair. Şimdi Nodoro'dan ilişkimizde bedenimizin neyin sardığını daha fazla önemsiyoruz. Belki bu kadar çok plastik kullanmak istemiyoruz ve eğer bir plastik varsa da bunun geri dönüştürülmüş olmasını önemsiyoruz. Ve artık plastik tek şişelerden de poşete çok güzel olan geri dönüştürülmüş kumaşlar getirdiğimiz bir ben zamanı çok paralel diliyorum. Aslında back to basics, geçmiş değerlere geri dönüyoruz. Ve bu değerler bizi hem dünyayı hem de kendimize biraz daha yakınlaştırıyor. Kadın ve moda ilişkisi benim de içinde bulunduğum sektör itibariyle aslında çok yakın gibi görünüyor. Oysa ki çoğu zaman evet arkadaşlar, manzara böyle gördüğünüz gibi. Bahar, çiçekler açmış, kediler, köpekler, her şey oturttu, geziniyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Bir pazar günü de böyle geçip gidiyor elhamdülillah. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah hepimize. Bütün ehli imana şükürler olsun. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Ateşi de yaktık, yumurtaları aldık. Tavuklara birazcık malzeme vardı verdik. Zaten Nura bunu beslemiştir. Kaçak tavuğun nereden çıktığını bulamadık. Bir bakalım bir daha gideyim. Oralarda bir formül bulabilecek miyiz onu? Nereden girecek diye bakalım. Bir arama yapalım. Evet, evet. Kaçak tavuk neredesin? Kaçak tavuk neredesin? He? Kaçarsın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz hepsi buraya geliyor. Allah Allah. Oradan mı çıkıyor, ne yapıyor, ben de anlamadım onu. Evet arkadaşlar, kaçak tavuğu görüyorsunuz değil mi? Burada gezinip duruyor. Evet. Bir tane kaçak tavuk var. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz şöyle çerçöpleri toplayıp yaksak iyi olur. Bunları atayım da yansın orada bari. Evet. Evet, ateşi de yaktım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev böyle, tepeler böyle, manzaralar böyle, çiçekler böyle. Ben de böyle. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben de böyle. Evet. Etrafa bakınıyorum, vakit geçiriyorum burada. Kedi köpekleri doyuruyorum. Burada ağaçlar var bir tane. Burada bizim lavanta bahçemiz var ama çok cansız duruyorlar da inşallah bakalım ne gösterecek bilmiyorum da kış kış kış. Ne gösterecek diye bekliyoruz bakalım. İnşallah şeyde canlanırlar. Adını sen söyle. Bu şeyin olduğu zaman da benim. Yoksa halleri hiç iyi değil, gitmiyor yani. Baksana. Eyvah de burada vardı bir tane, o da kurudu kurulacak galiba. İnşallah kökleri tutmuştur da. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Burada merve'nin bir ağacı var. Orada da bir tane merve'nin başka ağacı. Evet, bu hafta soğan ekecektim. Beli abi onları sen ekme, ben onları başka yere ekeyim diyor. Havalansın orası diyor. Bakalım. Bir formül uygulayacağız. İşte burasını kaz dedi bana. Bakalım becerebilirsem. Onları kazmaya uğraşacağım inşallah. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Çerçöpleri toplayalım böyle. Yakalım. Ortalık çöpten kurtulsun. Kaç bakayım.
parlama rantalarda hiç hayır gözükmüyor. Nasıl bir şeydir ben anlamadım. Çok canlılardı aslında. Kış onları galiba çarptı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuraya bir lavabo uydurdum. Şöyle bu şeyin girişine, buradan ona çıkış ve oradan sonra da bir su ekleyeceğim. Buraya bir lavabomuz olsun böyle. Masamızı çıkardım, şöyle bir masamız var. Bunu biraz tamir edeceğim inşallah. Ondan sonra başka yapacak işlerimiz var. Ortalığı toparlıyorum. İnşallah güzel güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Soğanlarımız başladılar biraz canlanmaya. Geçen seneden kalma soğanları, geçen kazmıştım onları hatırlıyorsunuz. Hatırlayanlar bilir, kazmıştım onları. Şimdi gerekirse bir kere daha kazmak lazım gibi geliyor bana ama bir boşlukta dur bakalım, belki bir şey becerebilirsem biraz daha kazacağım onları. 5-10 gün sonra inşallah soğanlarımızdan biraz olacak, sarımsaklar da öyle. Masa başında keyif sürme zamanı şimdi. Poğaçalarımı yiyorum. Girişimi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Hakkari'nin Mergabıçan Yaylası uluslararası standartlarda bir kayak tesisine kavuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kayak merkezine dikkat çekti. Bakan Varank, şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz ifadelerini kullandı. Tesis sayesinde bölgedeki sporcular kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Bence burası çok büyük bir öneme sahip onlar için, bizim için. Çünkü Hakkari de çok büyük bir yer değil. Ve insanlar burada antrenman yaparak yarışmalara katılıyorlar. 55 ülkeyi gezmek benim için hayal dışı bir durum. Kendi yaşadığım memleketteki ilk kadın sporcu benim. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Sayısızca Türkiye şampiyonluklarım, dünya altıncılıkları, Balkan şampiyonluklarım var. Yaşadığımız olaylardan dolayı yaşadığımız yer maalesef imkansız ve zorluklarla dolu bir şehir. Çocukların yüzü daha dönükken şu an ülkemize kazandırdık. Yatırımlarla bölge kış turizmi açısından cazibe merkezi haline geldi. Mergabıçan Yaylası her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sevgili seyirciler, İngiltere'de polis Suriye rejiminin lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlattı. Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odalarından yapılan açıklamada Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta rejimin yüz binlerce sivili öldürdüğü, keyfi olarak gözaltına aldığı ve onlarca kişiye işkence yaptığı kaydedildi. Sivillere karşı işlenen savaş suçlarını etkili isimlerin teşvik ettiği belirtilen açıklamada bu isimler arasında Esma Esad da sayıldı. Konunun bir süredir araştırıldığı ve polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunulduğu aktarıldı. Esma Esad'ın İngiliz vatandaşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kanıtlar iddiayı destekliyorsa sadece vatandaşlıktan çıkarılması değil, aynı zamanda yargılanması da önemli ifadesine yer verildi. Esma Esad hakkında ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. İngiltere geçen hafta 33 yaşındaki Sarah Everard'ın evini dönerken kaçırılıp öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerini konuşuyor. Polisin kadın cinayetlerini protesto etmek için sokağa çıkanlara gösterdiği muamele de tepki çekti. Şimdi olayla ilgili son durumu NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan, dünden bugüne protesto gösterilerine polisin tepkisi ne durumda?
Polis yoğun bir baskı altında, emniyet müdürü kendisi de kadın olan Cressida Dick'in istifa etmesi çağrıları ardı ardına gelmeye başladı. Çünkü dün akşam aslında bir anma toplantısı düzenlemek adına başvurular yapılmıştı ama kadın derneklerine, organizasyonlara polis tarafından karantina kurallarının ihlali anlamına gelir denilerek bu gösterinin yapılamayacağı iletilmişti. Kısa sürede organize oldu kadın dernekleri ve organizasyonlar. Yüksek mahkeme nezdinde itiraz başvurusu yapıldı ama sonuç değişmedi. Gösteriye izin çıkmadı. İzin çıkmamasına rağmen 33 yaşındaki Sarah Everard'ın kaybolduğu yer olan Güney Londra'daki Clapham Park'ında toplanmaya ve saygı için çiçek bırakmaya başladığı insanlar ve kısa süre içerisinde akşam saatlerinde sayıları yüzlere yükselince de oradaki o anma bir anda bir protesto gösterisine dönüştü. Bir araya gelen insanlar tepkilerini dile getirdiler. Ancak ilerleyen saatlerle birlikte polis kalabalığa karantina kurallarını ihlal ediyorsunuz, evlerinize dağılmanız gerekiyor uyarısını yaptı. Bu uyarısı bu anına kadar da orada toplanan kalabalığın... Evet arkadaşlar, Murat'ımız da geliyor gördüğünüz gibi. Bir kapı yaptı, şimdi ikinci kapıyı yapacak. Evet, Nur abimiz geliyor. Biraz da onunla dedikodu yapalım, kaldığımız yerden. Gördüğünüz gibi, deprem gibi oldu biraz, kaydırıcı masa. Evet, o da bir muhabbetçi buldu yoldaşını, takıldı ona biraz, o da sürekli bununla biraz muhabbet ediyor. Evet, akşam sefası böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masamız burada, çayımız burada, şekerimiz burada. Çayı zaten demlemiştim geldiğimde. Çorapları buraya çıkardık, ayağımıza terlikleri giydik. Şimdi biraz da bel küreğiyle kazma faslı başlayacak. Veli abimiz bize emretti, orasını bir kaz diye. Sarımsakları ekecekmiş. Ben soğan ekecektim ama sen onları bırak, ben hepsini ekerim dedi. Sen kazma işini hallet. İnşallah ben de onunla uğraşacağım. Köyde iş bitmiyor. Maalesef gördüğünüz gibi bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Evet arkadaşlar. Manzaramız böyle. Manzaramız böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Orta dağınıklığımız var. Toparlayacağız da bir türlü zaman uyduramayız. Yapacak çok işler, orada çekmeceler var. Bu oturağın altına onları çekmece yapacağım. Allah nasip ederse bir aralık ama biraz 5'e 5 almam lazım falan. Bayağı uğraşmaca var. Evet, Nur abi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tavuklarıyla beraber geliyor. Benim tavuklar hepsi takılıyor arkasına. Evet arkadaşlar. Maşallah, barakallah dostlara. Bak, kuyruk gibi geliyorlar arkasına. Nur abi kuyrukların takıldı. Yapma be. Yem veren insan onlar tanıyor. Bir kere yem vermiş olmak yetiyor onlara yani. Bir tanesi de gitti arkaya, bir türlü çıkamıyor oradan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kuyruğu? Evet. Aynen öyle, arkandan kuyruk gibi geliyorlar. Eşleşme orucu. Evet. Hoş geldin. Ne yaparsın burada? İyi abi, çapaladık. Çapalama mı yaptınız? Çapaladık. İyi yapmışsınız.
Kamalyonun dolaylı paket taşı yaptık. Paket taşı. Nereden aldı taşı? Karaş'tan getirdi. Şey beton atıp üstüne mi yaydın? Yok. Çapaladık. Düz dedik. Ondan üstüne dizdik. Üstüne dizdik. Ha, oturuşacak o şimdi. O kum da aralarına kum da sıkıştırdık. Kum vardı. Tamam. Yol oldu yani. Yaptık iyi. Yani oturmaya yer mi yapıyoruz? Orada kamerayı ağacın altına aldık. Ilıvır ağacın altına aldık. Eskiden şeydi böyle yukarıdaydı. Orasını değiştirdik. Evet, iyi olmuş, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun inşallah, iyi olmuş. Değişik olsun yani. Ay babacığım, ah yalan dünya. Fıtraklı memleket, kimine kavur, kimine kelek. Ben de geldim o şeyi lavaboya oraya kenara koydum. Orası bir sürdüm sürdüm. Orada fazlalıklar vardı, karton marton yanacak. Onları aldım, yaktım. Ondan sonra biraz sağa sola koşturdum. Ha, yani, bak bak. Yakaladı gibi değil mi? Bak. Aha geliyor. Geliyor ama ekledi ona artık. Tamam artık. Al senin olsun dedi. Nasıl katıya gördün mü? Ona ekledi. Ama onun yumurtası beyaz bezeli. Bir tane beyaz çıktı. Neyse o hangi tavuktur? Ayrı bir şey yani. Ya dün aldık ya yumurtaları. Bugün aldım 7 tane yumurta. Olur. 7 tane. Zaten 7 tane tavuk var. 7 tane tavuk var. Hepsi mi yumurtalar? Nasıl oldu ben de anlamadım he? Demek ki hepsi yumurta. Veya dün ben gittikten sonra akşamüstü gene mi yumurtlayan oldu dün, da bugün gene mi yumurtladı? Dün karı 5 tane aldım dedi. Bugün dedi 3 tane aldım dedi. Kim? Benimki. Hmm. Yok abi bizde o kadar balbaşmadı ya. Peki, 6 tane aldım. Temin hatta bir ara bir gideyim dedim bakayım bir... Tavuğun biri girdi içeriye, çıktı dışarıya. Ah dedim ya ne çabuk girdi çıktı, hiç ses daha da yok. Mık 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 da yapmıyor, dıraklamıyor. Bir bakayım dedim, abi baktım bir tane daha olmuş. 7 tane oldu. Abi o orozların cinsi işte gıdak kattırıyor onları. Bunlar düz orozlar şey etmiyor, ilgi göstermiyorlar. Hmm. Şimdi kartal olsun, o yuvadan çıktığı zaman oroz tavuktan fazla gıdaklayan mesela yumurtadan çıkardı, hemen ekliyor onu, salıyor dışarı. Hmm. Onu bekliyor. Bunlar önem göstermiyor. De şimdi bende var 7 tane. Bilmiyorum be ya. 7 tane bir tanesi hiç öyle bir tavukla alakadar yok. Çocuk orada şimdi geldi. Çocuk. Burada mı? İyi hayırlı olsun. 2 gün izinliymiş. Akşam geldi. Yarın 5 arasına giderim diye. Sabah 5. Akşam mı? Akşam üstü. Yarın da mı izinli? Yarın da izinli. Salı günü yüzmüşüymüş. Hmm, anladım. Salı günü saat 12'de gidecekmiş. İyi hayırlısı olsun. Çay içer misin? Çay ikramedim sana. Yok sağ ol. Var çay yedi mi? Küçük. Ya. Vallahi çok küçük. Orada yaktık. Bitti sonra çay. Yemek yedik. Ben de gidiyorum dedi, işi bitirdik. Avukat mı? Evet. Eve mi gitti? Evet, gitti eve. Ne yapsın? Yorulmuştur o da. Ya ben taşıdım, Hikmet dizdi. Hı. O da aylak durmaya kum doldurdu, aralara kum tekmeyle. Kendine bir meşgale bulur yani adam. Rüçeyle arkamızdan takip ne etti. İyi olmuş, hayırlısı olsun. İyi olmuş abi. Ya Bela abi yarın gelecek sarımsakları ekmeye, orasını kaz dedi. Şimdi çıkaracağım küreğe biraz da şurada şeyler vardı ya burada, bamyaların olduğu yer. Evet. Oraya kaz dedi. Yani orası iyi yapmıyor dedi. Soğan da sarımsak da yapmıyor. O bizim kazdığımız yer var ya, oraya ekme dedi. Ben buraya ekerim. Yaşama ama abi. Ya yaşama ne yapacaksın şimdi? Olmaz. Bir de cücüklü şey getirdi. Olmaz be abi. Ya biraz gıdıklayacağım işte. Şimdi yağmur yağacak zaten yarından. Yarın değil de pazartesi. Salı mı yağacak ne? Yağmur da bir geliniyor. Bekleniyor. Çekmeden yer kendini hiç olmaz abi. Hatta dedi ki makineyi yaptır dedi şu çocuğa. Bu. Fakat bugün o çocuk yok galiba. Bugün oralarda hiç ses seda yok. Göremedim onu. Hep şurada. Yani çocuğa hiç gözüm çarpmadı. Yani bu saate kadar hiç hareket mareket olmadı. Ben de bir şey yapmayınca gösteremedim. Yani ona bu cisim ne temizliyormuş, bir de bir şey yapıyormuş. Öyle idare ediyor diyor Bela abi, idare et öyle. İdare ederiz öyle ama baktıramadım çocuğa. Ya orada kimse yok. Çoğu beyaz araba yeni geldi. O şey.
Dönüş şunlara bak ya. Patates tohumu getirmişler. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.